derslerindeki bilgileri anlamlaştırmak yerine ezberlemeyi tercih ettik. Biz bu sağ beynimizi kullanmayı maalesef azalttık. İlk önce kelimeyi öğrendik, örnek veriyorum. Bunu görselleştirmemiz gerekiyor. Renklendirmemiz gerekiyor. Boyutlandırmamız gerekiyor. Garip ve saçma şekilde kodlar yapmamız gerekiyor. Veya bir kelime veya bir bilgi. Gördüğünüz bilgiyi anlamlaştırdığınızda kısa süre hafızaya aldınız. Daha sonra bunu tekrar ettiğinizde veya kodlama yaptığınızda uzun süre hafızanı. Kodlama yaparken sol beynin yanında sağ beyni de kullandık. Ne oldu? Bunu uzun süreli belleğe kaydettik. Artık bilgi burada kalıcı oldu. Kodlama yaptığımız için de bilgiyi buradan daha kolay çağırıyoruz.